Roket Partisi 2 günlük Kızılcahamam kampını tamamladı. IŞİD'in Kobani saldırısının ardından Türkiye sokaklarının karışması ana gündem maddesiydi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kızılcahamam'dan ayrılırken soruları da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kobani olaylarının ardından yeni yasal düzenlemeler yolda açıklamasına tepki gösterdi. Bu hükümetin işi dedi. Sayın Erdoğan nerede olduğunu artık kesinleştirsin. Cumhurbaşkanı mıdır, başbakan mıdır, bir parti genel başkanı mıdır? MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepkili. Nedeni ise Erdoğan'ın Kobani olaylarıyla ilgili yeni bir güvenlik paketinin meclise geleceğini açıklaması. Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AKP genel başkanı olarak görevini üstlenme huyundan vazgeçsin. Eğer meclise birileri bir şey getirecekse bu iktidar partisinin sorumluluğu altındadır. Sadece Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar değil, o sözleri söylediği geziler ve toplu açılış törenleri de Bahçeli'nin hedefindeydi. MHP lideri Cumhurbaşkanı'na bir tavsiyede bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı'na fazla konuşmamasını, siyasi gezilerine son vermesi ve devlet imkanlarıyla toplu açılış törenleriyle gerçekleştirme yolunu tercih etmemesini tavsiye ederiz. Sayın Cumhurbaşkanı toplu açılışın nesini yapacak? Müsaade etsin de onu Davutoğlu yapsın. Sokaklardaki gerilim artık bitmeli dedi Bahçeli. Tabanına sık sık sağduyu çağrısı yapan MHP lideri bu defa Kürtlere seslendi. Türkiye'de yaşayan Kürt kökenli kardeşlerimiz çok sabırlı, soğukkanlı olmalı ve PKK ile olan ilişkileri var ise bunu kesmeli. PKK'nın bütün eylemlere karşı da mesafeli durmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm imkanlarını, emniyet gücünü seferber etmeli ve olaylara son vermelidir. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında askeri temas sürüyor. Özgür Suriye Ordusu üyelerinin Türkiye'de eğitilmesi için MHP lideri izlenen bu politikaya da tepkili. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi terbiye etme anlayışından vazgeçmelidir. Kim mi eğitecek, kim mi donatacak? Böyle şey mi olur?